Altın Rehber TV ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugün Bağdat Caddesi'nde bulunan Bitki Derman Ofisi'ndeyiz ve yanımızda Leyla Hanım var. Leyla Hanım, öncelikle sizi ve Bitki Derman Ofisi'ni tanıyabilir miyiz? Tabii. Beni tanımanız için çünkü süre yetmeyecek. Ben 62 yıldır çalışıyorum. Bu benim ailemden gelen bir bilgi. Sağlık Bakanlığı benden istediği zaman 300 küsür senesine gidebildik. Tabii. Yani insanlar akşamdan sabaha bitkici olamaz. Bana dersen ki nerede okulum var? Dünyanın her tarafından sertifikam var. Onu giderken alabilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi efendim 62 yıldır bir insan çalışırsa, çalışırken insanların bana söylediği şu vardı. Sen ölürsen bu bilgi nereye gidecek diye. Ve bugün bitki derman oldu. Bitki derman kozmetik olarak bütün eczanelerde, bütün depolarda bulabilirler. Saçı dökülen insan alsın, kullansın. 6 ay sonra, 3 ay sonra dökülen saçını da size postalasın. Çünkü saç dökülme diye bir şey yok. Saç dökülmediği gibi dökülen saçı dolar. Onları göreceksiniz. İnsanlar bitki dermanın mucizelerini gördükçe dediler ki sen öldüğün zaman ne olacak bu? Ve ben üretime geçeli 11 sene oldu. Bu çok önemli. Ama çok meşakkatli bir iş. Çünkü bir ekip İstanbul'da varsa bir ekip de Karadeniz'de var. Oradan topluyorum bitkileri. Bütün ailem orada tabii. Buraya hazır geliyor. Mümkün değil. Oradan kaynatılıyor, kökler geliyor. Toplanıyor, bitkiler geliyor. Toz halinde geliyor. Onu koyacak, yapacak yer bile bulamaz. Arkamda ailem var. Ailem olmasa ben bu bitkileri mümkün değil yani bu şekilde. Bir kozmetik olarak piyasaya süremem. Bir kozmetik olarak ürünlerimin marka olması, efendime söyleyeyim, gerekirse inşallah yakında dışarıya da bir bağlantım olacak. O zaman bir daha konuşuruz bunu. Yani bitki derman olmak çok kolay bir şey değil. Çok emek veriyorsun. Çok zorluklardan geçiyorsun. Bunun yanı sıra çok insanlarla çalışmak zorunda kalıyorsun. Oradaki ekip sadece toplamayı biliyor. Karmayı bitmiyor. Şimdi orada bir kurutuyorsun. Kurusu var, suyu var, kökleri var. Buraya geldiğin zaman burada da kimyagerlerle çalışıyorsun. Yani kozmetik yapmak için, doğayla kozmetiği bir araya birleştirmek için çok iyi kimyagerlere ihtiyacım var. Çok. Yani çok tecrübesi olacak. İyi kimyager dediğim o. Tecrübesi olacak. Ve bilinçli insanlar olacak ki onun doğasını bozmayacak. Bitki derman ürünlerine nereden ulaşabilir seyircilerimiz? Bitki derman ürününü eczaneden isteyebilir. Eczane de depodan ister. Depoya gönderiyorum. Depodan sonra bütün eczanelerde depoların ismini bile verebilirim. Gönderdiğim depoları. Ve internetten bulabilirler. İnternette adresimi bulabilirler. Hülya Leyla dedikleri zaman zaten ben çıkıyorum karşılarına. Oradan bulabilirler. Çünkü beni bulan insanların sorunlarına en az 4 yıl uğraşmış, en fazla 31 sene uğraşan insan geliyor bana. Nasıl böyle bir şey olur diyorum da gitmediğim yer kalmadı ki diyor. Bana ulaşan onlar. Ama bitki dermanın ürününü almak için eczaneden istesin yeter. Eczaneden özellikle istesin. Sivilce istesin. Sizi denemek için, beni denemek için. Tüy setini istesin. Çünkü onları hemen görebilirler. Tabii. Efendime söyleyeyim. Anti-age ve tonik. Bu çok önemli. Bunların ikisini leke için. Zaten kimin sorunu varsa eczaneden isteyebilir. Bana ulaşabilir. Yani kronik olmuşlar bana ulaşıyorlar. Çünkü çok oynanmış. Lazere gitmiş, şeyim gidecek diye daha çok leke olmuş. Çünkü her cıltını kaldırmaz ki. Ne oluyor bu sefer? O bana ulaşıyor. Bana ulaştığı zaman kendi bundan başa çıkamadığı zaman benim hizmetime ihtiyacı var. Hocam, gelen seyircilerimiz bitki dermanda neler bulabilir? Şimdi bitki dermana gelen insan sorunlu insan geliyor. Sorunu olan tüy için geliyor. Sorunu olan sivilce için geliyor. Her şeyi kullanmış fakat lekesi geçmeyen insanlar var. Bu insan inanarak gelmiyor ki. Sadece duymuş bir yerden, lekesi geçmiş, ben onu gördüm diyor. Yıllar evvel yüzü hep sivilceliydi, hep lekeliydi. Ama yok bugün. Bir de sivilcenin bıraktığı izler var, delikler var. Bugün bunu söyleyebilecek insan yok bile.
O deliklerin bana 6 ay geldiğini görmedim daha. Avucum gibi olur. Avucum gibi olur. E tabii. Bakarsan, bitkiye uygularsan, bitkinin yaptığı asla bir daha geri dönmez. Bu bir gerçek. Seyirciler, Altın Rehber TV olarak bugün Bağdat Caddesi'nde bulunan bitki dermanı konuk olduk. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.